Evet, Haber Artı'yla Ulusal Kanal'da yayınımıza devam ediyoruz. Az önce de izledik. Profesör Doktor Hüner Tuncer'le Sayın Rauf Denktaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından Sayın Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs'ı konuşacağız. Sayın Tuncer, hoş geldiniz Ankara stüdyomuza efendim. Hoş bulduk. Evet, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı son yolculuğuna uğurladık. Siz Sayın Denktaş'la tanışır mıydınız efendim? Evet, ben o onura erişmiştim. Sayın Denktaş'ın birkaç kez konuğu olarak Kıbrıs'ta bulunmuştum. Bir seferinde kendisini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret ettiğimde benden Kıbrıs konusunda bir kitap yazmamı önermişti. Kıbrıs sorununu baştan sona kadar özetleyen, irdeleyen bir kitap yazmamı istedi. Ben bu Sayın Denktaş'ın bu önerisini yerine getirmeye çalıştım ve cidden bir kitap yazdım ve bu kitabımı da Sayın Denktaş'a ithaf ettim. Kendini Kıbrıs davasıyla özdeşleştirmiş olan Sayın Rauf Denktaş'a diye bir atıf yazısıyla benim Kıbrıs Sarmalı isimli kitabım yayınlandı. Ancak bugün bu kitabın kalmadığı için baskısı elimizde. Şimdi yeni bir kitap yazıyorum. Güncelleştirerek, bu Kıbrıs Sarmalı isimli kitabımı güncelleştirerek ve 2011 yılının sonuna kadar getirerek böyle bir kitabı yazıyorum. Tabii bunu da Sayın Rauf Denktaş'ın kendisine değil anısına ithaf ettim. Yakın zamanda çıkacağını ümit ediyorum ve o zaman sanırım Sayın Rauf Denktaş'a bir borcumu yerine getirmiş olacağım diye hissediyorum. Bu sorununa çözüm önerileri nelerdi? Evet, tabii biliyorsunuz Kıbrıs sorunu çok uzun bir süredir süregelen bir sorun. Burada Kıbrıs Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafının çözüm önerileri kesinlikle birbiriyle bağdaşmamakta. Kıbrıs Türk tarafının ve Sayın Rauf Denktaş'ın çözüm önerileri başlıca Kıbrıs Türklerinin azınlık durumuna indirgenmesini önlemek ve Türkiye'nin garantörlüğünü 1960 antlaşmalarından kaynaklanan, bu tarihteki garanti antlaşmasından kaynaklanan garantörlük hakkının bertaraf edilmemesiydi. İlk iki önemli nokta buydu. Yani garanti antlaşması uyarınca Türkiye Kıbrıs Türk'ünün canını ve malını garanti edecekti, bağımsızlığını bir noktada, KKTC'nin bağımsızlığını garanti altına alacaktı. Bunun için de belli sayıda Türk askeri Kıbrıs adasında konuşlandırılmıştı. İşte Kıbrıs Rumlarının itiraz ettikleri başlıca iki nokta bunlar oluyor. Onlar hem Türkiye'nin garantörlük hakkının olmamasını istiyorlar. Dolayısıyla Türk askerinin adadan çekilmesini istiyorlar. Öte yandan da Kıbrıs Türklerini Kıbrıs Cumhuriyeti veya Kıbrıs Devleti denilen bir varlık içerisinde azınlık haklarıyla yetinmesini istemektedirler. Yani onların, Kıbrıslı Rumların görüşüne göre Kıbrıslı Türkler ancak azınlık statüsünde olmalıdırlar. Başka bir deyişle Kıbrıs Devleti'ne yamalanmalıdırlar. Yani Kıbrıslı Rumlar 1960 antlaşmalarıyla, Zürih ve Londra antlaşmalarıyla kurulmuş olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1963 yılında aslında bu cumhuriyetin fiilen çökmüş olmasına karşın bunun hala süre geldiğini savunmakta ve dolayısıyla bütün dünya devletleri de bunu tanımakta, devam etmekte ve bunun içinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ki biz öyle diyoruz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bugün adanın yasal hükümetidir. Bütün dünya devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni
adanın yegane yasal hükümeti olarak tanımaktadırlar. Ve Türkler de işte bu Kıbrıs Devleti'nin içerisinde bir azınlık grubu olarak yaşayacaklardır. Onlara da bazı haklar tanınacaktır ama eşitlik hiçbir zaman tanınmayacaktır. İşte Denktaş'ın üzerinde ısrarla durduğu nokta bu olmaktaydı. Hayır, biz azınlık değiliz. Biz Kıbrıs'taki iki oluşturucu veya kurucu halktan birisiyiz. Kıbrıs Türklerinin eşitliği, egemenliği ve bağımsızlığı tanınmalıdır. Eğer tek bir devlet çatısı altında Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları yaşayacak olurlarsa iki toplumlu, iki kesimli bir federasyon çatısı altında birleşebilirler. Fakat zaman içerisinde özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1983'te kurulmasından sonra da artık federasyonun, tek bir federasyonun çatısı altında iki halkın eşit varlıklar olarak yaşayamayacakları anlaşıldığından Denktaş'ın söyleminde şöyle bir değişiklik olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti kurulmuştur. Bağımsız ve egemen bir devlettir. Öte yanda Güney Kıbrıs Rum liderliği veya yönetimi vardır. Bu durumda iki ayrı devletin tek bir çatı altında birleşmesi eğer mümkün olmayacaksa, ki bu mümkün olamayacağı gibi gözükmektedir, o zaman bu iki ayrı devletin varlığı, daha doğrusu Güney Kıbrıs Rum yönetimi tanındığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı dünya devletleri tarafından da tanınmalıdır. Çünkü 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasal bir varlık olarak sadece bugüne değin Türkiye tanımıştır. Diğer devletler Türkiye'nin bir işgal hareketi sonunda böyle bir varlığın ortaya çıkmış olduğunu, böyle bir devletin ortaya çıkmış olduğunu varsaydıklarından bunlar kesinlikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve bağımsızlığını, dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin Kıbrıslı Rumlarla eşit olduğunu tanımamaktadırlar. İşte Kıbrıs sorunu da bu yüzden bir türlü çözüme kavuşamamaktadır. Çünkü Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların görüşleri arasında işte anlatmaya çalıştığım bu iki temel noktada tam manasıyla karşıt görüşler söz konusudur ve bunların bağdaştırılması olanaksızdır. Denktaş'ın görüşü buydu. Biz de, ben de onlardan biriyim. Denktaş'ın görüşünü savunanlardan biriyim. Bu durumda Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınmasından başka bir seçenek yoktur. Bunun için de Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması doğrultusunda yoğun çaba harcamalıdır. Sayın Tuncer, Sayın Denktaş'ın vefatının ardından onu seven sevmeyen herkes ona övgü dolu sözlerle hitap etti ve önünde eğildi. Ama öncesinde hem Rumlar hem bizim bazı hükümetlerimiz hem tüm diğer Avrupa ülkeleri Denktaş'ı Kıbrıs sorununun çözümüne engel olarak gösterdiler. Denktaş gerçekten çözümsüzlükten yana mıydı? Yok, gerçekten çözmek mi istiyordu? Bu konuda ne diyeceksiniz efendim? Evet, çok doğru söylediniz. Sayın Denktaş her zaman uzlaşmaz bir kişi olmakla suçlanmıştır. İşte çözümün önündeki engel olarak tanımlanmıştır. AKP hükümeti de maalesef bu görüşte olmuştur. AKP hükümeti iktidara geldiğinden bu yana Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne karşı gelmiştir. Ve bunun çözümsüzlüğün nedeni olarak
Sayın Rauf Denktaş'ı görmüştür. Böylelikle diğer dünya devletlerinin ve Kıbrıslı Rumların görüşleri doğrultusunda bir bakış açısını benimsemiştir ki bu tümüyle yanlıştır. O nedenle de biliyorsunuz 2004 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın önermiş olduğu Kofi Annan planının kabul edilmesi için KKTC yönetimine baskıda bulunmuştur Türk hükümeti. Ve bu planın benimsettirilmesi referandumda Kıbrıs Türk halkının bu plana evet demesi için çok değişik taktikler uygulanmıştır. Burada ben tabii bunu da son derece yanlış buluyorum. Zaten Rauf Denktaş da Annan planına hayır denmesinden yanaydı. Ancak bu mümkün olamamıştı. Kıbrıs Türk halkı %65'i evet demişti. Ancak Kıbrıs Rum tarafının bu planı kabul etmemesi sonucunda neyse ki uygulamaya konulamadı. Çünkü bir defa şöyle bir durum var. Hiçbir zaman Kıbrıs davasına çok yanlı diplomasi yoluyla bir çözüm bulunulamaz. Yani Birleşmiş Milletler'in, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlarının veya başkanlarının önerileriyle, arabuluculuklarıyla bir çözüm yoluna gidilemez. Bu dava Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıslı Rumları ve bunların ana vatanları olan Türkiye ile Yunanistan'ı doğrudan doğruya ilgilendiren bir sorundur. Onun için bu davanın çözümünü de yine ikili diplomasi yoluyla aranmak gerekir. Yani Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar bir görüşme masası etrafında buluşacaklar ve soruna bir çözüm yolu bulmaya çalışılacaktır. Ancak bu konuda AKP hükümetinin savunduğu gibi aceleyle karar verilmemesi gerekir. Bu sorun 40 yıldır çözülememiş bir sorundur. Zaten Rauf Denktaş da bunu birçok konuşmasında öne sürmüştü. Kıbrıs sorunu aceleye getirilmemelidir demişti. Cidden de çabuk çözüm yoluyla bir şeye varılamaz. Çünkü çetrefil, karmaşık bir sorundur. Ve Kıbrıslı Türklerle yine konuşmamın başında söylediğim gibi Kıbrıslı Rumlar, Rumların görüşlerinin bağdaştırılmasına olanak olmadığı, gerek ikili düzeyde yürütülen görüşmelerde gerek uluslararası forumlarda aranan çözüm yollarında bu iki tarafın görüşlerinin bağdaştırılmasına mümkün olmadığı görülmüştür. Onun için soruna, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri aracılığıyla geçmişte ve en yakın olarak işte Kofi Annan döneminde, ondan sonra Ban Ki-moon döneminde bir çözüm bulunmaya çalışılması, arabuluculuk yoluyla bu soruna çözüm bulunmaya çalışılması çözümsüzlüğü getirecektir. Rauf Denktaş'ın da görüşü buydu, benim de görüşüm budur. Dediğim gibi bu görüşmeler yoluyla da bir çözüme varılamadığına göre, yani karşılıklı görüşmeler yoluyla, ikili diplomasi yoluyla da bir çözüme varılamayacağı görüldüğünden, o zaman görüşüme göre ne yapılmalıdır? O zaman KKTC'nin varlığının tanınması için Türk hükümetleri, hangi hükümet iktidarda olursa olsun, tanınması doğrultusunda yoğun bir çaba harcamalıdırlar ve KKTC'nin aynı zamanda Türkiye ile bütünleşmesi yolunda da ciddi adımlar atılmalıdır. Örneğin bu son zamanlarda KKTC ile Türkiye arasında siyasal ve ekonomik danışma komiteleri hayata geçirilmiştir. Yine KKTC'nin tanıtılması yolunda uluslararası toplantılarda KKTC'ye kendi görüşlerini dile getirmesi olanağı tanınmadığından Türk diplomasi heyetlerine, KKTC'li diplomatlara da yer verilmesi yoluna gidilmiş ve böylece KKTC diplomatlarının, dolayısıyla KKTC'nin görüşlerinin tanıtılması yolunda bir adım atılmıştır. Ama
bu duru, yani KKTC'nin tanıtılması yolunda gerçekten AKP hükümeti bir çaba harcamakta mıdır? Bu söylediğim konularda acaba gelişmeler nelerdir? Son gelişmeler somut olarak neler yapılmıştır? Bunu Türk kamuoyu olarak bizler bilmiyoruz. Ve ben fazla bir şey yapıldığı görüşünde değilim. Onun için evet, dediğim gibi Sayın Rauf Denktaş'ın da istediği buydu. KKTC'nin mutlaka tanıtılması gerekir. Varlığının yasal olduğunun, sorgulanmaması gerektiğinin, bir işgal hareketi, sözde işgal hareketi sonucunda oluşturulmamış olduğunun bütün dünya kamuoyuna tanıtılması ve anlatılması gerekmektedir diye düşünüyorum. Evet Sayın Tuncer, Kıbrıs'ın dününü bugününü konuştuk. Önümüze dair, geleceğe dair görüşlerinizle bitirelim programımızı da. Denktaş'ın görüşleri belliydi, Kıbrıs politikası belliydi, az önce aktardınız. AKP'nin de az çok belli, Rumların ne istediği belli. Önümüze dönük, ileriye dönük bir çözüm olabilir mi sizce? Yoksa çözümsüzlük devam edip gidecek mi ömür boyu? Şimdi Sayın Denktaş'ın da zannedersem bize bıraktığı vasiyet budur. Yani Kıbrıs sorunu maalesef isterdim ki onun yaşadığı süre içinde bir çözüme ulaşsın ve kendisini bu davayla özdeşleştirmiş olan bu kahraman insanın, bu dava adamının Kıbrıs sorununa çözüm bulunduğunu da görebilsin. Maalesef bu gerçekleşememiştir onun yaşantısı boyunca. Ama dediğim gibi bize bıraktığı vasiyet herhalde şudur. Mutlaka bu dava çözülmelidir. Ama çözülmesini ben bir uzlaşma iki tarafın, yani Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin veya Türkiye ile Yunanistan'ın görüşlerinin bağdaştırılması sonucunda bir uzlaşıya varılmasını olası görmüyorum. Bu nedenle, yani bu iki ayrı devletin dilleri, dinleri, gelenekleri, kültürleri, politikaları birbirinden tamamen farklı olan bu iki devlet, bu iki devletin tek bir çatı altında birleşmesini ben mümkün göremiyorum. O yüzden de dediğim gibi hükümetler de, Türk hükümetleri de bu olguyu görebilmeli, bunu bu şekilde değerlendirebilmeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için çaba harcamalıdır. Bu çerçevede tabii AKP hükümeti de Denktaş'ın politikasına zıt bir politika benimsemek yerine Türk Dışişleri Bakanlığı'nın rehberliği altındaki Türk diplomatları Denktaşçı olmakla bilinmekteydi. Her zaman için Türkiye Dışişleri Bakanlığı Denktaş'ın politikasını savunmuş ve benimsemişti. Türk diplomatlarının, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın rehberliği altında çaba harcamalı ve Denktaş'ın görüşlerine zıt bir politikayı benimsememelidir. Evet. Peki Sayın Tuncer, çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza geldiğiniz ve konuk olduğunuz için, değerli görüşlerinizi ilettiğiniz için efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, Profesör Doktor Hüner Tuncer'le Rauf Denktaş'ın vefatının ardından hem Sayın Denktaş'ı hem Kıbrıs'ın dününü, bugününü ve geleceğini konuşmaya çalıştık. Yarın akşam ana haber bülteninde görüşünceye dek hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.